Konacık Belediyesi'nin belde genelinde sürdürdüğü yol genişletme ve yeni imar yolları açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konacık Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan Atatürk Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi'nde 12 metrelik imar yolu açma ve genişletme çalışması son sürat devam ediyor. Kısa bir süre önce başlatılan imar yolu genişletme çalışmaları Atatürk Bulvarı Emin Çiçekçilik'ten başlayıp Bitez sınırında son bulacak. Genişletme çalışmaları yanında kanalizasyon hattı döşemesine de hız veren belediye ekipleri, açılan ve genişletilen yolların altyapısı tamamlanmadan asfaltlama yapılmayacağını belirttiler. Konacık Belediyesi Fen İmar İşleri Müdürü Ahmet Alpu, Bodrum Yarımadası hızlı bir gelişme ivmesi göstermektedir. Bu gelişim ivmesine paralel olarak insan ve araç trafiği de artmaktadır. Devlet Karayolu araç trafiğine yetersiz kaldığından, karayoluna paralel imar yolunun açılması amacıyla Konacık Belediyesi olarak Adliye Sarayı'nın da yükünü hafifletecek şekilde Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde 12 metrelik imar yolu açma çalışmalarına başladık. Çalışmaların 2 ay gibi bir sürede tamamlanıp hizmete açılması hedeflenmektedir, dedi. Bodrum Yarımadası hızlı bir gelişme ivmesi göstermektedir. Bu gelişim ivmesine paralel olarak da insan ve araç trafiği de yükü artmaktadır. Konacık Belediye sınırları içerisinden geçen 48-77 İYA Devlet Karayolu olarak adlandırılan devlet karayolu, araç trafiğine yetersiz kaldığından bu devlet karayoluna paralel imar yollarının açılması amacıyla Konacık Belediyesi olarak Adliye Sarayı'nın da yükünü hafifletecek şekilde Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde 15 metrelik imar yolu açma çalışmalarına başlanılmış olup çalışmaların 2 ay gibi bir sürede tamamlanıp hizmete açılması